Herkese merhabalar. Canlarım canım arkadaşlarım. Gül ablanız birazcık gergin, sinirli. Evet, öfkeliyim. Neden? Şu kulinin haline bakar mısınız? Geçen gün ev temizlenirken özellikle tembihledim evi temizleyen arkadaşıma. Ha, bunun kim olduğunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Sakın sormayın. Hayır hayır bana söyletemezsiniz. Slime malzemelerimi bir tarafa, lör bileklerimi bir tarafa toplayın deyivermişim. Çünkü benim o sırada çok farklı, çok önemli bir işim vardı. İlgilenecek durumda değildim. Ama bakın nasıl toplamış. Bu kim olabilir sizce? Bütün olur olmaz her şey bunun içinde arkadaşlar. Ben de sinirlendim. Çok özür dilerim. Gerçekten öfkeyle kalkan zararla oturulmuş hesabı. Bunun içinde daha dolu. Bakın bir sürü malzeme varmış. Bunu siz misiniz böyle yapan deyip çöp atacaktım neredeyse arkadaşlarım. Son anda çöp atmaktan vazgeçtim. Dur hele bakayım dedim. İçinde neler varmış? Bakın kap bile çıktı. Acaba içinde var mı yok mu bilmiyorum. Hani bunların hepsini sanki çöpe atılacağını düşünmüş o kişi. Hepsini bu kutunun içine koymuş. Tam da kapının önündeydi arkadaşlar. Oradan buldum. Evet bakın bu falan boş ya şimdi. Bitmiş ya. Ha bunlar çöpe atılacak diye. Diğer malzemeleri de çöpe atılacak diye saymış. Ve hepsini kapının önüne koymuş. Gerçekten ağlayacaktım arkadaşlar. Öfkemden, sinirimden. Ama neyse ki aklıma siz geldiniz. Hadi dedim. Şu çöpe atılacak olan malzemeler neymiş? Bunların içinden ne çıkarmış? Hepsinden biraz biraz kullanalım. Ve muhteşem güzel bir slime yapmayı deneyelim dedim. Yani çöplük malzemelerden. Daha doğrusu çöpe atılacakmış da son anda. Gül abla tarafından yaşamlarına devam etmeye çalışan slime malzemelerinden harika bir slime yapacağız arkadaşlarım. Hadi şu ilk olarak karşımıza çıkan kinetik kumdan başlayalım. Bütün malzemelerden azar azar ekleyeceğim. Zaten kurumuş. Evet haklılarmış yani. Bunatmakta haklılarmış ama bakalım burada nedir durum. Şöyle dursun. Bu da kurumuş sanki birazcık. Başka ne var burada? Saç köpüğü. Ve boş mu? Evet bu da bitmiş arkadaşlar. Evet aslında haklılar. Ne kadar haklılar ne kadar değiller göreceğiz. Aslında haklılar derken yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle haklılar demiyorum. Şöyle dursun. Birazcık da saç köpüğü çıkartmaya çalışalım. Devam edelim. Şu kulağı kopartabilir miyim? Bu beni burada rahatsız ediyor. Evet, devam edelim arkadaşlarım. Birazcık gül suyu ekleyelim. Oho, gül suyum oldukça fazla. Bunu neden attılar? Hepsinin hesabını tek tek sormak istiyorum. Yani hangi akla hizmet bunlar atılmış olabilir? Çok merak ediyorum. Bu boya, evet bitmiş olabilir. Boyadan çok az kalmış belli ki. Hepsini dökelim. Başka başka. Bu nedir? Slime Clear Blue. Bunu da dökeceğiz. Şeffaf bir tutkal varmış. Onu da atmışlar. Vay canına. Çok üzgünüm arkadaşlar. Ya görmeseydim bunların hepsini ya Mustafa abiniz çöpe atıvermiş olsaydı. Zaten slime olayını sevmez Mustafa abiniz. Vay canına. Bundan ne istediniz yahu? Yarısından fazlası duruyor. Avokadolu saç bakım ürünü. Ne işe yaradığını ben bilmiyorum bunun. Yani saçımı kullanmak için zaten almamıştım. Slime'ım için almıştım. Neredeyse slime'larım bu muhteşem güzel üründen mahrum kalacak. Çok değişik arkadaşlar. Bakın kağıt kağıt duruyor. Değişik bakın. Nasıl bitecek bunlar? Bunun içinde sadece toz simler var. E bunları da atacak değildim herhalde. Ay arkadaşlar acayip sinirlenmeye başladım. Zaten sinirliydim. Öfkem gitgide artıyor. Wow, daha duş jeli değil mi bu? Hem de kremli duş jeli. Bundan da ekledik. Bu neymiş? Glisten saç bakımı sıvılaştırılmış keratin içerilmiş. Ne içerirse içersin. Evet saçımı kullanmadığım için slime'ı da kullanmayacağım zannettiler demek ki. Bunun hepsini döksek. Başka başka. Siyah maske. Var mıymış içinde? Hadi birazcık dökelim damlatalım. Çünkü çok fazlaymış. Ayrıyeten tek başına kullanılabilecek kadar var içinde arkadaşlar. Dolu. Renülü karbonat tuzu eklediğimiz zaman muhteşem güzel. Bu siyah maskenin üzerine renülü karbonat tuzu eklediğimiz zaman zaten muhteşem güzel bir slime oluyor. Harcamaya gerek yok. Kar spreyi evet. Devam edelim. Dalin şampuan. Sanırım ortada bir yanlış anlaşılma var arkadaşlar. Zaten bitmediği belli. Bu neden çöpe atılsın ki? Bunun için bir şey diyemeyeceğim. Evet. Çöpe atılabilir. Akıtmak istediğim bitmiş tutkallarımı içindeki son damlaya kadar çıkartabilmek için şöyle yamuk bir şekilde bekleteyim. Devam edelim. Burada ne varmış? Bizim emektar Mustela'nın güneş kremi. Bol malzemeli ama bol çöpe atılacak malzemeli slime yapıyorum. Ve Poyraz'ın, canım Poyraz'ımın. Bu nasıl oynanıyor? Poyraz. Oo, beyazmış bu da. Mavi çıkmıyor muydu arkadaşlar bu? Evet ağımızın rengi gitgide dura dura beyazlaşmış. Hadi benim malzemelerim neyse. Poyraz'ın örümcek ağından ne istediniz? Herkes bize karşı yalnız arkadaşlar. Bir durun. Of.
Tam çöplük iş yapıyoruz, evet. Hiç güzel bir görüntü yok ekranda arkadaşlar. O yüzden hepinizden özür dilerim. Evet, şu sarı kız saç açıcı suyumuzdan da sürelim. Çok eski olduğu için, belki de tarihi geçtiği için atmışlardı bunu ama olsun. Slime yapıyoruz sonuçta. Boyalar. Her boyadan birazcık ekleyecek miyim? Evet. Nasıl olsa çöpe atılacak bütün malzemeleri kullanacağız demiştik. Vay canına, benim slime'ımı fail yapacak bir krem var burada. Bunu mu atacaklarmış çöpe? Başka. Carbon Black. Evet, bu da çökmüş galiba. İçinde hiç kalmamış. Tamam, işte böyle malzemeler çöpü zaten hak ediyordu ama diğerlerini atmış olmanın anlamı neydi? Biraz vazelin alalım. Bakın arkadaşlar, burada buz bile var. Buz da atalım. Başka. Numnosların ojesi. Devam. Bu da nedir? Yok artık. Bunu asla açmam arkadaşlar ve bunu asla atmam zaten. Açılmamış bir kutu dolusu. Bu nedir? Wow. Burada gizli bir slime var. Bunu da böylece atalım. Nasıl olsa çöplük slime'miş arkadaşlar. Bunu da böylece atıvermişler. Acaba gizli bölmelerin içinde de bir şey var mıdır? Şifreyi çözebilecek miyim? Tabii ki çözemeyeceğim. Aa, çözdüm bile. Neyse, bu zaten çöpe gidiyor. Kirlenmiş. Ama içinden böyle bir slime çıktı. Onu da atalım. Devam edelim. 0 kilometre. Harika. Harika simli. Harika simli. Hem de glow. Karanlıkta parlayan bir tutkal. Kırmızı boya katalım. Kurumuş boyanın içi. Başka ne varmış? Vay canına da. Vay canına. Köpükler varmış arkadaşlar. Köpükleri de daha sonraya saklayalım. Devam edelim. Elime geldi. Wow. PVA polimer solucan. Arkadaşlar, polimer solucan katacakmış. Bunu çöp atmış olduklarını hiç anlayamadım. Nasıl bir şey olacak slime'ımı çok merak ediyorum. Kesinlikle fail olacağından endişeliyim arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Burada bir tıraş köpüğü var. Acaba içinde varmış. Vay canına. Evet, yeter bu kadar. Çünkü slime'ımızın fail olma olasılığı çok yüksek. Hı-hı, tutkal. Renk çok güzel. Ne varmış burada? Babe'nin bir el kremi var. Başka mor renkli bir. Arkadaşlar, sayabildiniz mi? Kaç malzeme ekledim? Vay canına. 100'den fazla malzeme ekleyeceğim yoksa? Bakalım bu malzemelerden nasıl bir slime ortaya çıkacak? Gitgide ben daha çok heyecanlanıyorum. Ve bir malzeme daha geldi elime. Bu neymiş? Şampuanmış. Başka. Yeşil renkli. Gerçekten çöpü hak etmemiş ama hani birazcık daha kullanılabilir. Bir damlacık da gelmiş olsa tutkal ihtiyacımızı görebilir. Ekstra bir tutkal kullanmayacağım. Elime ne gelecek? Wow. Bunu da kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü sıfır daha. Tek renk şeffaf slime yapmak istersem, hem de renginin kırmızı olmasını istersem, işte bu şeffaf slime tutkalını kullanırım. Onu kullanmıyorum. Burada neymiş? Bardak. Bu da işime yaramaz. Burada ne varmış? Clay diyor arkadaşlar. Clay de benim şu an için çok işime yaramaz. Bana malzeme lazım. Sıvı malzemeler. Kaşık. Evet, kaşık işimi görebilir. Dursun. Hem de A101'in Parrot marka şeffaf yapıştırıcısı. Bunu da kullanmayacağım. Başka neler varmış? Yine aynısı. Aa, bu sefer başka. Mona Lisa'nın şeffaf slime tutkalı. Hem şimdi slime yapmam için hem de daha sonra slime yapabilmem için bir sürü malzeme öğrendim. Neler neler varmış arkadaşlar. Benim bilmediğim bu nedir? Bu da biraz önce kırmızı slime tutkalının laciverti. Şeffaf slime yapmak istediğim zaman bunları kullanacağım. Dursunlar kenarda. Bir saç düzeltici onarıcı sprey. Ondan da eklemiş olalım. Bu kaçıncı malzemeydi arkadaşlar? Lütfen videoyu tekrar baştan izler misiniz? Kaç malzeme ekledim şimdiye kadar? Bir altın tozu. Şu an altın tozuna hiç ihtiyacımız yok. Ekleme düzeni saymayın arkadaşlarım. Bir şeffaf tutkal daha. Bir kahverengi. Evet, çikolata slime yapacağım zaman almıştım arkadaşlarım. Hadi bir nostalji yapalım. Çok da güzel olmuştu. Nutella kavanozunun içinden dökülen harika bir çikolatalı slime yapmıştım sizler için. Geçmiş yıllarda kahverengi boyayla birlikte kaç malzeme oldu? Beyaz bir tutkal. Bunu challenge yapalım mı arkadaşlarım? Bir beyaz tutkal markası daha bulalım. Ve benim beyaz bir tutkala ihtiyacım yok. Eğer bölünmüş olsaydı kullanacaktım ama bütün olduğu için kıyamıyorum. Kenara ayırıyorum. Başka ne varmış? Gelsin elime. Arko krem. Çöp atılmayı hak ediyor çünkü bitmek üzereymiş. Başka başka. Gümüş renkli yaldız boya. İhtiyacım yok. Başka başka. Bu renge asla hayır diyemem. Zaten kurumuş mudur nedir? Kurumuş arkadaşlarım. Tamamen çöpe hak eden bir boyaymış zaten. Şöyle bulaştırmış olmak da yeter. Çok dirgin. Tabii ki bu bitmiş boyam da çöpe gidiyor. Mavi toz yaldız boya. Bunu da kullanmayacağım. Hiç ihtiyacım yok.
Başka kutunun içinde neler var? Oho, doluymuş. Yine bir bütün açılmamış tutkalım var. Yine bütün açılmamış tutkalım. Yine parlak. Vay canına, ne kadar çok gümüş metalik boyamız varmış. Bunlardan bol bol slime isteyen arkadaşlarım yapalım. Metalik metalik parlasınlar. Evet, bunlar neymiş? Boyalar, simler. Bunlar hiç açılmadığı için kenara alıyorum. Açılmamış ürünlere bir şans veriyorum arkadaşlar. Açılmış ürünlerin hepsini, yani çöpe gidecek olanların hepsini de çöplük slime malzeme kabıma döküyorum. Başka altın boyam da varmış benim. Yine yeşil renkli bir kleyim. Bunlara da ihtiyacım yok. Bitmek üzere olan, dibinde çok az miktarda kalmış şeffaf bir tutkalım var. Onu da dökelim. Devam. Ceren'in bubu tutkalı. Hem de beyaz tutkal. Neredeydi, bizim bir Faber tutkalımız daha vardı. İşte Faber Castell ile bubu tutkalın beyaz tutkallarını yarıştıralım. Ne dersiniz? Minyatür olsun, minik olsun ama ikisi de beyaz olsun. Çünkü beyaz tutkalla yaptığımız slime'ler başka bir güzel oluyor. Kaymak gibi oluyor. Ben unutursam siz bana unutturmayın. Ve yarın bir tutkalımız daha varmış. O da simliymiş. Hadi onu da dökelim. Vücut losyonu çıktı karşıma. Onun da hepsini döküyorum. Başka başka. Boyalar boyalar. Bu boyalar da açılmamış. Yeni boyalar olduğu için onları da kaldırıyorum. Kapatmıyorum. Başka başka. Clear Slime Blue. Bir şeffaf tutkalımız daha varmış. Sen böyle akadur. Şöyle bakalım ne varmış. Bir body lotion daha. Tam bir çöplük alana döndü arkadaşlar burası. Sanırım benim ekstra tutkal kullanmam gerekecek. Bir parçacık da fishbowl varmış. Fishbowl da asla çöp atmayı hak etmiyor. Yani bunu da gözden çıkarmıyorum. Bunu da ilerleyen videolarda kullanmak için kenara atıyorum. Çöpe gidecek olan kutumu da ekrandan çıkartayım. Ortalık gerçekten çöplük gibi görünüyor arkadaşlar. Her yer her yerde temizlenmeyi bekliyor. Ama benim görevim şimdi sadece bu slime malzemelerine odaklanmak, sizler için güzel bir slime yapmaya çalışmak ve daha sonrasında ortalığı toparlamak. Spatulalarımı çıkardım. Bana düzgün bir kaşık lazım. Bütün bu iğrenç malzemeleri karıştıracağım. İçinde bozulmuş slime bile var. Kurumuş slime var. Onun etkisiyle bakın sanki biraz toparlanmaya başladı ve henüz borakslı su, renimli karbonatlı su karışımı koymadım. Eklemedim ve slime'ımız olmak üzere arkadaşlar. Birazcık tutkal eklemek istiyorum ama sanki hiç gerek yokmuş gibi. Hemen yakınımda renimli suyum var. Ondan birazcık ekleyip karıştıralım. Duruma göre davranır, malzeme eklemeye devam ederiz. İhtiyacımız olan tek şey tabii ki tutkal ve sanırım ihtiyacımız olacak. Ne dersiniz? Bir öngörünüz var mı? İhtiyacımız olacak mı? Olmayacak gibi de görünüyor. Renk nasıl? Tam bir çöplük slime rengi değil mi arkadaşlar? Evet, slime çorbası rengi gibi. Sanki bir sürü slime'ı birleştirmişiz. Böyle bir renk ortaya çıkmış. Sizi şöyle masanın üzerine alalım. Çünkü masanın üzerinde tutkallar var. Onların bu slime'a az da olsa katkısı olacaktır. Evet, tutkala acil ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü yeterince renimli su ekledim. Hala bir araya gelmediyse bunun tek bir ihtiyacı vardır. Biraz daha şöyle kapatacak malzemelerimizden. Borak tepkisi gösterebilecek. Köpük çıkartabilirsem tamir etmeye çalışacağım. Slime'ımız hala karışmamış. Çöplük slime'a bakın. Bataklığa düştüm. Arkadaşlar kurtarın beni. Yok, kendi kendini kurtaran bir slime'mış. İçindeki şu muhteşem güzel tutkalı sonuna kadar bize ver ve artık sen git. Seninle bir işimiz kalmadı. Hay Allah, tamam arkadaşlar. Hemen çok yakınımda yeşil bir şeffaf slime tutkalı buldum. Onu ekleyeceğim. Bakalım etkisi olacak mı? Ya gerçekten kendime inanamıyorum. Acayip dağınığım, pasaklıyım. Ve slime yapmaya çalışıyorum. Ve olmuyor slime'ım. Arkadaşlar neler oluyor burada? Hadi bana yardıma gelin. Ama yeşe sanki bir güzelleştirdi rengini. Ya da daha mı çirkinleştirdi? İmdat, kurtarın beni. Olmayacak mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Olacakmış gibi duruyor. Olmuyor. Tutkal eklesem mi yoksa eklemesem mi? Yazık mı olur? Evet, bolca renimli su eklemem gerekiyormuş. Hem de gerçekten bolca. Bakın. Şap şap şap. Şimdi katı olursa? Bakın şimdi. Gül ablanızın hangi işi kolaydı arkadaşlarım? Koydum işte malzemeleri.
Ekledim işte. Renülü karbonat suyunu neden olmadın? Hayır, oldun da neden beni bu kadar rezil ettin? Yordun. Ve elimi de bırakmıyorsun. O kadar çok kremli malzeme ekledik ki. Yani elime yapışman mucizeydi. Ama her zamanki gibi işim zor olacak ya. Vav! Wow! Çıkan ses şimdiden güzel ama etraf oldukça dağınık. Savaştan çıkmış gibiyiz. Biraz daha renü. Biraz daha köpük. Hadi bitirelim, oldu olacak. Bütün çabam elime yapışmaması için inadına elime yapışıyor. Şu eski slime de bela oldu arkadaşlar başıma. Kocaman bu çöplük slime içinde kendi egemenliğini kurmuş. Bir türlü karışmıyor ona. Evet, güzel sesler gelmeye başladı. Ortalık kirli olabilir. Başarıyla sonuçlandırdığımız, yani yapmayı başardığım bir sürü kaç malzemeydi arkadaşlarım? Hala yorumlarınıza bakamadım. Ve ben zaten malzemeleri sayamadım. Lütfen yazmış olun. Benim çok dikkatli arkadaşlarım var, biliyorum. Hadi iş başına canlarım. Kaç malzeme kullandım? Renülü su hariç. Bunu hariç tutalım. Ve onun dışında kaç değişik malzeme kullandıysam lütfen sayısını, hatta isimlerini de yazabilirseniz yazın arkadaşlarım. Tabii ki vaktiniz varsa. Bugün hafta sonu olduğuna göre bol bol vaktiniz vardır. O zaman hangi malzemeleri kullandık? Bu muhteşem güzel slime'ın tarifini bana siz yazın. Gümüş renkli bir slime oldu arkadaşlar. İlk rengimiz buydu. Nasıl oldu da bu renge dönüştü? Aa, kaçırdım ben oraya arkadaşlar. Lütfen bunu da yazar mısınız? Biraz önceki rengimiz tam bir çöplük slime rengiydi. Slime çorbası rengiydi. Slime smoothie rengiydi. Şimdi ise tam bir gümüş rengi oldu. Biraz daha renk lütfen. Demek çok malzeme ekliyorsak, yani tutkaldan fazlaysa eklediğimiz yardımcı destek malzemelerimiz, renkli sudan ya da boraksı sudan ne kullanacaksak aktivatör olarak ondan fazlaca kullanıyormuşuz. Ama en sonunda da keyfine doyulmaz harika ipek gibi bir slime oluyormuş. Kocaman dev bir slime oldu arkadaşlarım. Bir sürü malzeme kullandık ve gerçekten koleksiyonluğu hak eden güzel bir slime oldu. Ne dersiniz, sihirlenmem slime koleksiyonumuza dahil edelim mi? Bence bekledikten sonra daha güzel bir slime olacaktır. Şu ip ip olayını anlayamadım. Acaba Poyraz'ın örümcek ağı? Hayır. Yoksa şu bizim. Ay, damar damar olmuş değil mi arkadaşlar? Slime'ın damarları var. Evet, renk çok güzel değil ama gümüş rengini seven arkadaşlarım kesin sevmişlerdir. Petrol renginde sanki böyle bir petrol atığı rengi var. Ama güzel, ağır bir metal rengi var. Çıtır çıtır sesleri size dinletmeye, kendim de oynamaya doyamıyorum arkadaşlarım. Ama şimdi veda zamanı. Videonun süresini çok uzattığımı farkındayım. Hepinizden zamanınızı çaldığımı düşünüyorsanız çok çok özür diliyorum. Ama benimle kalıp keyifli vakit geçiren arkadaşlarım da yanaklarından kocaman öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hadi vedamızı hep birlikte yapalım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın. Ay, size elbise sallayamadım. Hoşça kalın.